Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Gününüz güzel olsun inşallah. Allah ailenize saadet, mutluluk, refah, güzellik, efendim esenlik nasip eylesin, saadet nasip eylesin. Bugün bizim bir kedimiz vardı, bu onun yavrusu. Bugün onunla başlayalım dedik programımıza. Ekranlar açılınca tabii ki huysuzluğu da artmaya başladı. Ne oldu? Niye kızıyorsun? Ne oldu? Evet, son derece mutlu değildi şu anda. Annesiyle buralarda bir yerde. Hazreti Peygamber her nefes alan hakkı var diyor yani. Kedilerin de hakkı var. Kediler masum hayvanlar. Köpekler de öyle ama köpekler konusunda biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. İyi barınakların sağlanması gerekiyor. Saldırgan olanlar olabilir. Dikkat olmak gerekiyor. Burada belediyelere iş düşüyor tabii ki. Biz de bu hayvanları yedireceğiz. Onları sevindireceğiz, seveceğiz onları. Onlara kötülük yapmayacağız. Onlar masum hayvanlar. Cennete girmemize vesile olabilir. Hazreti Peygamber'in bir kedi yüzünden koca Mekke'ye girişini, 10 bin kişilik ordunun yolunu değiştirdiğini unutmamamız gerekiyor. Bunların miyavlamaları inanıyorum ki mutluluktan veya masumiyetten veya bir dua mesabesindedir. Allah onların bu bağrışmaları hürmetine bizlere merhamet eder. Bizleri kötülüklerden, kötülüklerimizden, şerden uzak eyler diye duamızı da mutlaka yapalım. Allah masum hayvanların yalvarışları hürmetine bizi her türlü kötülükten, bizi ve sevdiklerimizi uzak eylesin diye söylemiş olalım. Evet, kedilerin en büyük özelliği, gerçi bu sokak kedilerinde olmuyor bu çok böyle. Kedilerin en büyük özelliklerinden birisi, kediler tüy bırakıyorlar çok ama bu sokak kedileri çok tüy bırakmıyorlar. Böyle daha böyle, bile kendilerini çok temizlerler kediler. Öyle en büyük özellikleri o. Mesela bizim evdeki kedi hiç kokmaz, kötü kokmaz hiç böyle. Her zaman güzel kokar. Sen de öyle güzel kokuyorsun. Bunun adını henüz koymadık. Seyirciler, siz yazın bir yani yazın biz buna bir isim bulalım. O ona soramayacağımıza göre ona bir isim bulalım. Bundan sonra bu isimle onu çağırtalım. Hayvanları sevmek sevenler için söylüyorum, şefkat belirtisidir. Onlara yem veren bazı hanımları görüyorum ben sokakta, caddelerde, mahallelerde, evlerin önünde. Onlara karşı sert hareket edenleri de görüyorum. Yapmayın bunu yani. Bunlar masum hayvanlar ya. Hiçbir kötülükleri yok. Mazlum, kendi halinde, masum. Böyle sevilmeyi isterler. Hoşlanırlar sevilmekten. Onlara bir ekmek verdiğinizde hayat boyu sizi unutmazlar. Onların bütün miyavlamaları size bir berekettir, bir sevgidir, bir rahmettir. Onun için onlara karşı iyi davranmak gerekiyor. En sevdikleri yerde böyle boğaz altından böyle onları okşadığınızda bir de sırtlarından onları okşadığınızda kediler daha mutlu oluyorlar tabii ki. Biz de onları böyle sevelim. Aramız iyi değil mi? İyi, iyi. Efendim programımıza yavaş yavaş başlayalım. Telefonla mı başlayacağız? Evet, pazarımızın ilk telefonunu kedimiz alsın bakalım. Belki cevap verebilir. Bazen bizim kediyle evde konuşuyorum uzun uzun, diyorum ki bir gün olsun bir kelime söyle ya diyorum. Bir kelime söyle de ki selamun aleyküm. Böyle takılıyoruz bazen kendi kendine, miyav diyor onlar. Tabi bunlar dertlerini miyavla anlatıyorlar bu kediler. Efendim beni duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Ben söyleyeyim hocam, selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Aleyküm selam, programımıza hoş geldiniz. Aleyküm selam, teşekkür ederim. Onurlandırdınız, buyurun efendim, buyurunuz. Hocam ben haberci rüyalar görüyorum ve bunun %100'ü de doğru çıkıyor. Şahitlerim de var. Evet. Çok dile de getirmiyorum. Gaybtan haber vermek, insanları uyarmak acaba günah mı? Yani dinden çıkar mı? Yani şöyle, eğer gördüğünüz rüyalar diyelim ki bir insan var ve bu insan kötü işler yapıyor, kötü şeyler yapıyor. Efendim bunu uyardığınızda rüya onun hakkındaysa ve onu uyardığınızda eğer bu uyarınız size
ona fayda sağlayacaksa, onun hayatına, dini yönelişine bir katkıda bulunacaksa veya insani yönden vicdanındaki hassasiyetlerin artmasına vesile olacaksa, bu durumda ona bunları söyleme durumunuz, şansınız olabilir. Bunu söyleyebilirsiniz. Evet. O da buna göre hareket eder. Evet, kişisel değil. Evrensel rüyalar görüyorum. Mesela en son Düzce depremiyle ilgili gördüm. Evet. Kesinlikle yani söylediğim kişiler de şahittir. Daha önceki depremleri de gördüm, söyledim. Yani olabiliyor bunlar tabii ki. Bu bazı insanlara his kablel vuku dediğimiz, yani vukuundan önce bir hissiyat doğabilir, bir ilham, kalbi ilham doğabilir. Bunu rüyada görebilir ama açık bir şekilde de görebilir. Bunlara böyle şey, böyle bir şeyle muhatap olduğumuz zaman yapmamız gereken tövbe istiğfar edip Allah'ım bu şerden ülkemizi veya insanlığı veya dünyayı muhafaza eyle, dünyayı koru ya Rabbi diye dua etmek lazım. Duamız mutlaka karşılık bulacaktır. Kötü rüyaları anlatmamak da daha doğrudur. Ama diyelim ki yanınızdaki binayı gördünüz, o binada yangın çıkıyor. Doğalgaz patlıyor, yangın çıkıyor. Örnek vereyim. Böyle bir rüya gördünüz. Burada bir sorumluluk olur mu? Olur. Nasıl olur sorumluluk? Kapıyı çalıp da oradaki yöneticiye ya komşu, sizin doğalgazda bir sızma var mı acaba? Bir baksanız bir zahmet diye. Bunu ikaz ederseniz görevinizi yerine getirmiş olursunuz. Ama yani ikaz edilebilecek bir durum söz konusuysa. Ama bunlar yoksa tabii ki bu durumda anlatmamak daha doğru olur diye düşünüyorum hanımefendi. Çünkü anlatmak sorunu çözmeyecek, problemi gidermeyecek. Eğer giderebilecek haldeyse paylaşalım tabii ki. Evet, çünkü iki gün öncesinden görüyorum. 15 Temmuz'dan tüm depremlerden, pandemiden, anladım, hepsinden bahsediyorum. Yüce Allah hayırlı işler görmeyi ve ülkemizi de dünyayı da hayırlı şeylere yönlendirmeyi nasip eylesin inşallah. Saygılar sunuyorum hanımefendi. Teşekkür ederim. Allah iyi şeyleri görmeyi, iyi şeyleri duymayı nasip etsin hepimize inşallah. Efendim sorularımız devam ediyor. Bakalım sokakta, caddede yürüyen vatandaşlarımız, esas bizim izleyicilerimiz şu anda evlerindeler. Ama onlar sokaktayken akıllarını kurcalayan, dini anlamda akıllarını kurcalayan ne vardı onu beraber bir dinleyelim bakalım. Ne sorular gelecek? Onların sorduğu herhangi bir soru şu anda bizi izleyen binlerce insanın da akıllarında geçen sorularla hemen hemen örtüşüyor. Bu nedenle de her soru bizim için önemli. Biliyorsanız siz, bilmeyenler var yani. Siz belki kolay bir soru zannedersiniz ama vatandaşın ihtiyacı varsa o bizim için önemli bir soru demektir. Dinleyelim bakalım ne sormuşlar kardeşlerimiz bizlere. Ay efendim, arkadaşlar giriyorlar. Selamun aleyküm hocam. İmanlı ölmek için önerilen bir dua var mıdır? Bunu soracaktım. Teşekkür ediyorum. Yani Allah hepimize tabii imanlı bir ölüm nasip eylesin. Allah'ın farkında olan, yaratıcının farkında olan Habibi Kibriyasını, büyük peygamberini farkında olan, ahiretin farkında olan, cennetin farkında olan, cehennemin farkında olan, Sırat Köprüsü'nün farkında olan, mizanın farkında olan bir imanla yaşamak ve öyle bir imanla hayata veda etmek hepimizin ortak temennisidir tabii ki. Biz böyle olursak Cenab-ı Allah bizi son nefesteki imanımızla kabul eder inşallah. Ya Rabbi hayatta yaşadığım müddetçe imandan ayırma. Ölüm anında şeytana musallat etme. Şeytanı bana, benim şeytana musallat etme ya Rabbi. Rahman'ın emrini dinleyerek, Allah'ın emirlerini dinleyerek çene kapamayı bizlere nasip et diye dua etmek lazım. Bu dua yaparsak Cenab-ı Allah en sıkıntılı haldeyken, en sıkıntılı andayken bizi muhafaza buyurur ve imanlı ölmeyi Allah hepimize nasip eder inşallah. Evet, devam edelim sorularımıza. Bugün kedi bizi bırakmaya niyetli değil. Biz de onu kırmıyoruz. Onu okşamaya gayret ediyoruz. İnşallah. Sizin adla ilgili gelecek önerilerinizi de bekliyoruz inşallah. Nasıl bir isim verelim bu bizim masum kediye?
Son derece güzel ve yakışıklı yani. Kedimiz. Allah bunların hürmetine bize merhamet eylesin inşallah. Evet, soru alıyoruz şu anda sokaktan. Merhaba hocam, size bir sorum olacaktı. Allah'a inanmayan insanlar iyilik yaptıklarında ahirete ne olacak? Allah'a inanmamak önemli mi? Evet, önemlidir. Yani sen annene inanıyorsun, anneni görüyorsun, senin dünyaya getirdiğine şahit oluyorsun. Yani senin dünyaya getirdiğini kabul ediyorsun. Babanı çok seviyorsun çünkü dünyaya gelmene vesile oldu. Ama seni yaratana, babana, annene o gücü verene, babana, anneni yaratana ise inanmıyorsun. Bunun ilk karşılığı vefasızlıktır en azından. Bir Müslüman vefalı olmalıdır. Bir çayın, bir kahvenin 40 yıl hatırı var diyorsunuz. Babanın bir ömür hatırı var. Amcanızdır, dayınızdır, onlara karşı bir sevginiz, muhabbetiniz var. Bütün bir ömür boyunca onları unutmazsınız. Ama sizi yaratan, var eden, sizin için güneşi yaratan, sizin için babayı yaratan, anneyi yaratan, sizi annenin rahminde 9 ay besleyen Allah'a gelince seni tanımıyorum Allah'ım diyorsun. Bunun adı ne olur? Adını siz koyunuz. Elbette ki Allah'a inanmayanlar ahiret aleminde Yüce Allah'ın rahmetinden ve merhametinden yoksun kalacaklardır. Onu hemen ifade etmiş olayım. Yoksun kalacaklardır. Çünkü onlar en büyük imtihanı kaybetmiş olan insanlardır. Efendim heba olacak, onların işledikleri amelleri getireceğiz diyor. Ayet-i Kerime'de heba edeceğiz, yani savurup göndereceğiz diyor. Peki ama hocam, bunların bir kısmı çok hayırlı işler yaptılar, doğru. Dünyada da anıldılar zaten, şöhrete kavuştular, iyi şeyler kazandılar. Ama onlara o aklı veren, o ilhamı veren Yüce Allah'tır. Yüce Allah bugün keşfedilen şeylerin tümünün zamanını geldiğinde keşfedileceğini biliyordu. Ona karşı da görevliler gönderdi. Bu görevli sen olursun, ben olurum, başka biri olur. Hristiyan olur, Yahudi olur, dinsiz olur, ateist olur, deist olur. Olur, putperest olur, başka bir şeye mensup olabilir. Ama Yüce Allah kainatın ömründe belli dönemlerde belli şeylerin keşfedilmesini arzu buyurmuşsa mutlaka onu yapacak olan beyinler gönderir. Ama o beyinlere der ki, siz bu kainatın düzenini kurcalarken önce bir beni tanıyın, ondan sonra benim yarattığım kainat üzerinde, benim yarattığım malzemelerle keşiflerde, icatlarda bulunun der. Bu nedenle de inanmayanların iyilikleri elbette ki gittikleri yerde onlara bir fayda sağlayacak, ama onların kriterleri dahilinde bir fayda sağlayacak. Yoksa onların ebedi kurtuluşuna vesile olmayacaktır diye söylemiş olayım efendim. Evet, sorularımıza devam edelim. Merhabalar hocam, benim size bir sorum var. Görünmeyen varlıklar insana musallat olur mu? Yani görünmeyen varlıklar, üç harfli varlıklar kastediliyor. Musallat konusu konuşulunca, musallat kelimesi hoş bir kelime değil. Niye hoş bir kelime değil? İyi bir şey yapmıyorlar demek ki yani. Onun için musallat diyoruz. Görünmeyen varlıklar sadece musallat olan varlıklar değil, cinler, şeytanlar, melekler ve ruh görünmeyen varlıklardır tabii ki. Ruh hakkında Kur'an-ı Kerim'de sana ruhu soruyorlar ey Muhammed, de ki ruh konusunda bana az bilgi verilmiştir. Ben de o bilgi size ilettim anlamında. Görünmeyen varlıklar, melekler insanlara dua ederler. Meleklerin musallat olması söz konusu değildir. Dua ederler, efendim merhametle hareket ederler, güzel şeyler söylerler ve onlardan bir zarar söz konusu olmaz. Sizin duakarınızdır melekler, sizin kurtuluşunuz için vesile arayanlardır melekler ve sizin affınızı isteyenlerdir melekler. Ama üç harfli şeytan ve onun benzeri olan, şeytanlaşmış olan mahlukat ise zarar vermeye çalışır. İşte sihirbazların bir kısmı, efendim gelecekten haber verdiğini iddia edenlerin bir kısmı onları kullanıyorlar. Malzeme olarak onları kullanıyorlar. Onların da şerrinden Allah'a sığınmak gerekir. Görünmeyen varlıklar insanlara musallat olabilir mi? Etki edebilirler. İnsanlara eziyet edebilirler. Görüntülerini değiştirebilirler. Görünüşlerini değiştirebilirler. İnsanları rahatsız edebilirler. Ama durup dururken bunların hiçbiri olmaz. Onlarla ilgilenmedikçe siz, kendi işinize baktıkça, üç harflilerin yani cinlerin veya görünmeyen mahlukatın herhangi bir musallatı söz konusu değil. Musallat söz konusu olduğunda da Allah'a sığınacağız, Peygamber'e sığınacağız, Kur'an'a sığınacağız, Felak ve Nas surelerini okuyacağız, kendimizi güçlü hissedeceğiz ve bol bol tevekkelle Allah,
ve kefa billahi vekila, Allah'a tevekkül ettim, vekil olarak Allah yeter cümlesini kullanırsak sıkıntı azalacaktır inşallah. Evet, devam edelim. Bakalım devam edelim sorularımıza. Hocam size bir sorum olacak. İğne büyüsü diye bir şey var mıdır? İğne büyüsü veya diğer sabun büyüsü, iğne büyüsü, saçlardan yapılan büyü, efendim benzeri malzemelerden yapılan bu tür büyüler var. Bunlar bir kısmı kara büyü diye ifade ediliyor. Daha değişik isimler de kullanılabiliyor. Domuz yağından yapılan bazı, domuz etinden veya yağından yapılan bazı büyüler vardır. İşte bir kısmına değişik isimler vermişler. Onları burada tek tek ifade etmek istemiyorum. Ama bu malzemelerin bir kısmını kullanılmamış olan iğneyi daha çok tercih ediyorlar. Tabii ki iğne olsun, diğer sihirde kullanılan bu tür büyüler haram olan, efendim Allah'ın iradesine karşı şer düşünmeye çalışan insanların yapmış oldukları büyülerdir ki hepsinden Allah'a sığınmak gerekir. Özellikle sabun gibi büyüler ile ne yapmaya gayret ediyorlar? Efendim insanları eritmeye çalışıyorlar. İşte sabunu alıyorlar, o sabuna iğneler dürtüyorlar, saplıyorlar ve onu ıslak bir zemine bırakıyorlar. Sabun eridikçe kişiyi de, adını yazdıkları kişiyi de veya fiziğini yansıttıkları kişiyi de, sabuna yansıttıkları kişiyi de zayıflatmak suretiyle öldürmeye gayret ediyorlar. Elbette ki hiçbir irade Allah'ın iradesinin üzerinde değildir. Allah dilemedikten sonra hiç kimseye bir gram zarar veremez, fayda da sağlayamaz. Ama Cenab-ı Allah bazı şer olan hareketlerin ve hayır olan hareketlerin her birinin eline güç vermiştir. İmtihanın bir gereği olarak kişi buna göre iyilik yapar, kazanır, kötülük yapar, ahiretini berbat eder. Özellikle sihir, büyü ve benzeri şeylerden uzak durmak gerekiyor. Evet, bakalım bugün Osman Hatipoğlu bize neyi anlatacak, nasıl bir ders alacak, bir kıssayı söyleyecek. Hep beraber izleyelim inşallah. Yüce Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Medine-i Münevvere'de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Tebük Savaşı için ordu teçhiz ediyordu. Bazı sahabiler geldi, fakir oldukları için ne atları vardı ne binekleri vardı, hiçbir şeyleri yoktu. Hazreti Peygamber Medine-i Münevvere'de Mescid-i Saadet'te dedi ki, Tebük ordusuna gidecek orduyu kim teçhiz edecek? Allah ondan razı olsun. Hazreti Osman ayağa kalktı. Ben ya Resulallah, ben 100 deve veriyorum. Allah senden rahmet etsin Osman, dedi Hazreti Peygamber. Sonra tekrar döndü. Tebük'e gidecek orduyu kim teçhiz edecek, dedi. Yine Hazreti Osman kalktı ayağa. Benden 200 deve ya Resulallah, üstündeki bütün her şeyle birlikte. Hazreti Peygamber tekrar döndü. Allah sana rahmet etsin Osman, dedi. Sonra tekrar döndü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tebük'e gidecek orduyu kim teçhiz edecek? Hazreti Osman yine ayağa kalkar Mescid-i Saadet'te. Benden 300 deveye Allah'ın Resulü, der. Bir savaş ordusunu tek başına teçhiz ediyordu Hazreti Osman. Biraz sonra Hazreti Peygamber ayağa kalktı. Mâ derra Osman'ı ba'du man faal. Şu andan itibaren Osman'ın ileride yapacağı hiçbir şey mahşer aleminde ona zarar vermeyecektir, buyurdu. Bu yaptığı cömertlik Hazreti Osman'ı başlı başına cennete sokacaktı. Resulullah'ın sahabesi böyleydi. Cömertlikte birbirleriyle yarış halindelerdi. Selam olsun Tebük'ü tek başına teçhiz eden Hazreti Osman'a ve selam olsun sultanların sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e. Evet, Osman'dan, Hazreti Osman'ın cömertliğini dinledik. Tebük seferinde koca orduyu tek başına
doyuran, tek başına teçhiz eden, koca orduyu harekete geçiren, Hazreti Peygamber'in damadı, iki defa damatlığı şerefine ulaşmış olan Hazreti Osman'ı yaptığı o fedakarlığı, bu büyük bağışını çok güzel özetlemiş oldu. Allah razı olsun kendisinden. Mevlam bizlere Hazreti Osman gibi zatların kalbindeki o metaneti, o gücü, o kudreti, o kuvveti, o sadakati, efendim o ihlası hepimize nasip eylesin inşallah. Mevlam bizleri onların bereketinden hiç ama hiç mahrum etmesin. Efendim bir telefonumuz var. Telefonumuzu alıyoruz ve cevabımızı veriyoruz. Bu ara kedimiz efendim yemeğini, kuru yemeğini yemeye devam ediyor. Tabii bu yemeğin içinde ne var? Muhtemel tavuk vardır veya benzeri bir şey vardır. O yemlerden hazırlanıyor. Bu yemleri çok seviyorlar tabii. Evet, afiyet olsun. Telefonumuzu alalım. Alo. Alo. Buyurun buyurun, programımıza hoş geldiniz. Sağ olun hocam, hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Size de hayırlı günler dilerim, hayırlı pazarlar dilerim hanımefendi. Programımıza Allah hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Hocam ben soruma geçeyim direkt. Buyurun buyurun, tabii ki. Zamanınızı almadan. Benim kayınbabam var hocam. Bakıyorum. Bunlar öncelerden kaynanamla bunlar 30 sene 35 sene önce ayrılmışlar. Kayınpederle kayınvalide mi? Evet, evet hocam. Evet. Ayrılmışlar. Bir tane oğlan işte benim eşim kayınbabama kalmış. Geri 5-10'la gitmiş. Bu sebepten dolayı hiç görüşememişler. Yani çocukları hiç onu sevmiyordu. Daha doğrusu benim yanımda ben evlendikten sonra eşimle yanlarına gittiğimde kayınbabam hakkında kötü konuşuyorlardı, küfürlü konuşuyorlardı. Hiç sevmiyordu yani. Evet. Kayınbabam da hani mal varlığının bir kısmını tabii ki alakaları olmadığı için eşim tarla falan birkaç tane satmıştı, işte ev aldık, araba aldık. Benim üzerime de 3 dönüm falan 3,5 dönüme evet, yakın benim üzerime verdi. Bu çocuklar da herhalde birileri mi şişirdi artık ne oldu bilmiyorum, yeni meydana çıktılar. Evet. Yani sorun çıkarmaya başladılar. Tabii ben de üzerimdeki malları hani satıp da oturduğum ev rutubetli, iyi değil, 2 tane çocuğumuz var. Sağlıklı bir ev değil. Üzerine ekleyip daha yeni temiz bir daire almayı düşünüyoruz. Yani biraz huzursuz oldum. Kayınbabam bunu kendi rızasıyla bana veriyor. Evet. Çocukların öbürlerine vermek istemiyor. Yani kaynanamla çok kötü şekilde ayrılmışlar. Bayağı evet, berbat bir şekilde. Çocuklar da zaten hiç istemiyor. Hiçbir bir tas bardak su bile vermemişler. 9 senedir ben bakıyorum. Ondan öncesinde eşim bakıyordu. Yani halkı bilmiyorum hani mal varlığın peşine düşmüşler. Geri 5 dönüm falan onlara kalıyor. 4-5 dönüm kalıyor. Yani peki hanımefendi, detayı dinlemeyelim. Çünkü bu tabii detay özel çünkü. Biz hani detaylara evet, boğulmayalım. Evet. Kayınvalideniz yaşıyor mu? Yaşıyor. Peki, hocam. Başka peki, bir evli. Ayrıldıklarından bir mal bölüştürmesi olmuş mu aralarında? Olmamış. Babam o zaman da zaten kaynanam da istememiş, babam da vermek istememiş, öyle kalmış. Yani orada tabii kayınvalidenizin şeyi önemli. Hayattayken kendi malını alabilir çünkü ölüm söz konusu değil henüz, kim miras işlemiş olsun. Ayrılma halinde mallar ona kalır, onun malları ona kalır. Efendim mehir geri ödenir, mehir kalmışsa. Ama eğer ölüm olmuş olsaydı kayınvalidenin hakkını efendim ona göre, yani kayınpeder ölmüş olsaydı, yani orada da bir ölüm olayı olmadığı için miras paylaşımı yok. Fakat mallar kimin üzerindeyse, kimin tapusundaysa, hak kime aitse onlara aittir. Kayınpederiniz kendine ait olan, mevcut olan paralarından, 81 yaşındaki kayınpederiniz mallarını dilediği gibi harcama yetkisine sahiptir. Hayattayken, öldükten sonra değil, hayattayken, yani öldükten sonraya müdahale edemez. Ancak malının 1/3'ünde vasiyette bulunabilir. Malının 1/3, 1/2'si yine mirasçılara dağılır. Ama 81 yaşındaki kayınpederiniz diyorsa ki, benim bu gelinim bana baktı, evlatlarım bana bakmadı, diğer gelinlerim bana bakmadı, ben de malımın hepsini bu gelinime veriyorum derse, bunu yapma hakkına sahiptir dinen. Çünkü mal onun. Ama evlatları deseler ki, bu malın yarısı bizim. Çünkü biz kazandık, babamıza verdik derse durum değişir. Ama böyle bir şey yok da baba kendi kendine ticaret yaptı, kazandı. Şimdi parasını da yiyor.
hastalığında harcıyor, siz bakıyorsunuz diye de sizi parasına ortak ediyorsa, mal onun, mülk onun, dilediği şekilde o parayı dilediği şekilde dağıtma hakkına sahiptir. Bir de hepsini bana vermek istedi hocam. 8 dönüm var, hepsini bana vermek istedi. Ben de onları vermek istemiyorum dedi. Bana bakan sensin. Ben sana vermek istiyorum gönlümce dedi. 81 yaşında. Evet. Ben yine hepsini almak istemedim. 3,5 dönümünü aldım. Dedim yine gerisi onlara kalsın. Yani bilmiyorum, bir huzursuz oldum. Yani böyle sanki hepsine sahip oluyorum, konuyorum gibi geldi. Bacı hakkını yani vicdanen rahatsız olmak ayrı şey. Dinen hak sahibi olmak ayrı şey. Dinen siz, size o paraları verirse hak sahibi olursunuz. Sizin olmuş olur. O malları verirse. Ölmedikten sonra hayattayken eğer çocukları o malı ona vermemişlerse geçici olarak o kazanmış, onun tapusu onun üzerindeyse o malı dilediği gibi harcayabilir. Tümünü size verebilir, tümünü evladına verebilir, tümünü gider Kızılay'a, Yeşilay'a, Diyanet Vakfı'na verebilir. Canı ne istersen onu yapabilir. Onun için ona bakmayan çocuklarının babalığın parasının peşinde koşmaları doğru değil. Babaya bakmıyorlar, parasının peşinde koşuyorlar. Bu doğru bir şey değil ki. Kim malzeme eziyet çektiyse, kim uğraştıysa parayı onu alması çok daha doğru olur, çok daha uygun olur. Hanımefendi. Yani bir şey yok bana değil mi? İçim rahat hayır, olsun. Hayır, ben çok hayır. Huzursuzum. 2 haftadır özellikle çok peşine bunları düşmüşler. Anladım. Bunları anlattım size. Anlattıklarım ölçüsü içerisinde. Bunları kıyaslayın, teraziye koyun. Anlattıklarımı, durumunuzu teraziye koyun. Ona göre kararınızı verin. Peki, teşekkür ediyorum. Başka bir telefon daha alalım. Alo. Efendim, beni duyuyor musunuz? Alo. Hayırlı pazarlar. Evet, duyuyorum. Programımıza hoş geldiniz hanımefendi. Hayırlı pazarlar diliyorum. Buyurunuz, buyurunuz. Hayırlı pazarlar hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah efendim. Sağ olun, sağ olun. Saygılar sunuyorum. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam, dua bekleriz. Ben direkt sizi meşgul etmeyeyim. Direkt soruma geçeyim. Buyurun. Hocam, 18 buyurun. Yaşında birini seviyordum. Nişanlandım. İmam nikahı kıyıldı. Ama biz anlaşamadık, ayrıldık ve şimdi evliyim. Ama eski nişanlım hiç bana boş ol falan demedi. Günah giriyor muyum? Hala adama bir şey görüşmüyorum. Hiç görmedim de 8 yıldır. Bu günah. Bacı, elbette ki, elbette ki nişanlı iken nikah kıymışsanız anlaşamadığınız için fiziken ayrıldınız ama talak, boşanma söz konusu değilse yapmış olduğunuz ikinci evlilik geçersizdir dinen. Önce bu hocam günahı hem sana hem ona. Hem sana günahı var hem de seni boşamadan seni gönderen, ayrıldığınız adama var. İkiniz de günaha girmişsiniz. Hatalı bir yol takip etmişsiniz. Adama diyeceksiniz ki beni boşa. Evet. Boşamazsa değişik yolları var boşamanın. Yani hakem tayin edilmesi var, şu var, bu var. Bunları devreye sokardınız. Buna rağmen eğer inat ederse o zaman boşama hükmü verilebilirdi. Ama bunları yapmadınız, anlaşamadığınız için ayrıldınız. Bir de dini nikahınız da vardı. Nikah geçerli oldukça yeni bir evlilik yapmanız dinen geçersizdir. Yapmış olduğunuz evlilik olmayan bir evliliktir. Bir şey sorayım sadece. Sizinle nikah kıyılırken, evet, dini nikah kıyılırken kim vardı orada? Annelerimiz vardı, babalarımız vardı ama büyüklerimiz vardı yani. Bir saniye, babanız var mıydı sizin? Benim evet. Ya. Çünkü bazı mezheplere göre baba yokken yapılan nikah geçersizdir. Ben ona göre en azından bir çıkış kapısı olabilir mi diye soracaktım ama o kapıyı da kapatmışsınız. Bence bunları düşünün, oturun konuşun ve hangi ildeyseniz müftülüğe gidin. Yeniden bir daha durumunuzu gözden geçirin. Siz dinlesinler arkadaşlar uzun uzun. Benim diyeceğimi söyleyecekler onlar da. Diyecekler ki ama kalbiniz mutmain olsun diye söylüyorum. Diyecekleri şey şudur. Eşinizi boşamadıktan sonra evlenirken de nikah şartları yerine gelmişse, eşinizle aranızda nikah kıyılırken veliler varsa ortada, pekişmiş olur şartlar. Bu durumda birinci koca eşini boşamadıktan sonra ikinci evlilik söz konusu değil, geçersizdir. Ve bundan dolayı hem kadın günaha girer hem de erkek günaha girer. Bu nedenle de bakın, ben sürekli size televizyonlarda program yaptım yıllar içerisinde. Şu kadar yıl boyunca hep diyorum ki
Resmi nikah kıyın, dini nikah öyle kıyın. Önce resmi nikah kıyın, kendinizi güvenceye alın, sonra dini nikah kıyın diye hep söylüyoruz. Keşke dinleseniz bizi de bu sıkıntıları hiç yaşamasanız diye içimden söylemek gerekiyor, geliyor ama Allah yardımcınız olsun. Ama eşinizle eğer bunu duyuyorsa ve tahmin etmişse, kendisini anlamışsa lütfen sizi boşasın. Lütfen eski hanımınızı boşayın, nişanınızı boşayın. Aksi takdirde hem sen günaha girersin hem de eşin günaha girer. Lütfen bunu yapın ve günahın, daimi bir günahın içinde olmuş olursunuz. Ben ondan intikam alıyorum, ona ceza veriyorum gibi bir düşüncenin de mantığı yoktur. Siz kendinize zarar veriyorsunuz, ondan intikam almıyorsunuz. Evet, evet, devam edelim. Özellikle günlük hayatımızda unutmuş olduğumuz sünnetler vardır. Tabii Hazreti Peygamber'in yüzlerce sünneti var yapmamız gereken. Yani bir hocamız vardı, Allah rahmet eylesin, Muhyiddin Hoca. Yıllar önce vefat etti, büyük bir alimdi. Bir gün özellikle bir kış günü evinden çıkıyor geç saatte. Secdedeyken vefat etti zaten. Uzun yıllar önce tabii ki. Geceleyin evinden kalkıyor, kızın evine gidiyor, kapıyı çalıyor. Gece tabii, geç saatte, kış, köyde tabii. İçeri giriyor, torunlar nerede diyor. Diyorlar ki, baba şu odada yatıyorlar. Gidiyor, üstlerini örtüyor. Üstlerini örttükten sonra geliyor. Diyorlar ki, baba hayırdır bu saatte, gecenin 12'si. Hava soğuk, buz gibi hava var, dışarıda kar var, düşebilirsin, yaşlı. Köy evinden çıkıp bizim köy evine niye geldin tam çocukları örtmek için? Biz de örterdik, örtüyoruz zaten. Hoca Efendi diyor ki, Muhyiddin Hoca, Allah makamını cennet eylesin. Ben Efendimizin bütün sünnetlerini uygulardım, uygulamaya çalıştım. Ama Efendimizin bir sünneti var ki onu uygulayamamıştım. O da Peygamberimiz Medine-i Münevvere'de bazen gece evinden çıkardı. Hazreti Fatıma'nın evine girerdi. Gece geç saatte Hazreti Ali ile Fatıma bir odadalar. Çocuklar diğer odada. O odaya giderdi. Çocukların bulunduğu odaya, torunları Hasan ile Hüseyin'in üstünü örterdi. Sonra çıkar evine giderdi. Ben torunlarımın üstünü hiç örtememiştim. Ölmeden önce o sünneti de yapayım da sevabını kazanayım dedi. Yani sünnete dikkat etmek lazım. Mesela tesbih namazı hayatta bir kez en azından kılınmalı. Duha namazı zaman zaman kılınız. Efendim, teheccüd namazını zaman zaman kılınız. Cuma günleri banyo yapmayı, temizlenmeyi gücünüz yettiği kadarınca yapmaya gayret ediniz. Bıyıkları keserken elinizden geldiği kadar dudaklarınızın hafif üstünde, yani su içerken içine girmeyecek şekilde bıyıkları kısaltın. Sakal bırakmak isteyen kardeşlerimiz sakallarını düzgün, en azından bir tutam tutabilecek kadar, doğru sakal bu. Yani kirli sakal çok sakal sayılmıyor. Bizde hiç yok gerçi. Gün gelir elbette ki nasip olursa bırakırız inşallah. O sünneti en azından şimdilik yerine getiremedim. Ama elimizden geldiği kadarınca bu sünnetlerini yerine getirmeye gayret edelim. Karşıdan karşıya geçen birinin yanına, birinin koluna girip onu karşıya geçirmek, bir engelli, görme engelli olan bir kardeşimizi karşıya geçirmek sünnettir. Yerdeki taşı kaldırmak sünnettir. Camı kaldırmak, yoldaki çiviyi kaldırmak, özellikle hızlı yollarda, trafiğin çok hızlı olduğu yollarda bazı tırlar veya kamyonlar kaplama lastik kullanıyorlar. Hani daha fiyatlar uygun olsun diye olabilir. Kanun yönden bir sakınca var mı yok mu bilmiyorum ama mesela onlar bazen patlıyor yoldayken, çözülüyor ve koca bir yol üzerinde koskoca bir şey olarak, eşya gibi duruyor orada. Herhangi bir küçük araba üstünden geçerse takla atma ihtimali çok. Bunu gören şoförün, kendi arabasında kaplama lastiğin sıyrıldığını gören şoförün dörtler yakıp sağda durması ve onu yoldan kaldırması bir görevdir. Benden sonra gelen kaldırsın, senden sonra gelen kaza yapar ama işte. Yani
kaza böyle şeylerden oluyor. Bu tür ihmalkarlıklardan oluyor. Bütün bunlar Hazreti Peygamberimize öğrettiği sünnetlerdir. İsterseniz birkaçını da şöyle sayalım. Uykudan uyanınca hamd etmek. Neye hamd edeyim hocam? Kalkabildiğine. Neye hamd edeyim? Yataktayken inmediğine. Niye hamd edeyim? Yataktayken nefes alamazlık etmediğine. Niye hamd edeyim? Sakat olmadığına. Niye hamd edeyim? Ayağını yere koyabildiğine. Nice insan var ki yataktan ayağını yere koyamıyor. Ayağı sakattır veya ani bir problem yaşamıştır ayağında, hareket edemiyor. Efendim, eğilebildiğine, nice insan var eğilemiyor. Kalkabildiğine, nice insan var kalkamıyor. Secde edebildiğine hamd ve şükür etmek gerekir. Demek ki her şeye hamd etmek, şükretmek. Şükür zengine de fakire de. Bazıları bu işi çarpıtırlar. Hocalar işte fakire şükredin diyor. Hocalar doğru söylemiyorsunuz. Siz insanları kandırıyorsunuz. Hocalar fakire de, zengine de, sağlıklıya da, sağlıksıza da hamd edin ve şükredin der. Herkes elindekine hamd etmesi lazım. Görmek en büyük nimettir. Koklamak en büyük nimettir. Efendim, yürüyebilmek en büyük nimettir. Duymak en büyük nimettir. Bunlar Allah'ın verdiği bu nimetlere hamd edin demek yanlış mı? Demek ki hamde ve şükre gariban da, zengin olan da, fakir olan da, en yüksek makamda olan da, en düşük makamda olan da, kim olsa olsun hem şükre hem hamde muhtaçtır. Yoksa Allah hamdi de şükrü mutlaka kişiden alır. لَاِنْ شَكَرْتُمْ وَلَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ Şükrederseniz artırırım diyor nimetimi. Ama nankörlük ederseniz, küfrani nimet ederseniz, verdiğim nimeti inkar ederseniz benim azabım şiddetlidir diyor. Azabı dünyada da olur, ahirette de olur. Evet, bizi öldürdükten sonra tekrar dirilten Allah'a hamdolsun. Çünkü uykudayken Allah bizi öldürebilirdi. Canımızı alabilirdi. Çünkü uyku ölümün bir kardeşidir, değil mi? Adam uyuyor, önünde yürüyorsunuz, hareket ediyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Hiçbir şey görmüyor. Ölümün bir benzeri. Sonra Allah yeniden uyandırıyor. Ya uyanamazsa? Var değil mi? Geçen gazetede okudum. 20 yıldır uyanmamış. Uykuda kalmış, uyumuş bir defa. 20 yıldır. Ancak neyle yaşıyor? İşte bazı şeylerle, sıvı bazı şeyleri yutturuyorlar kendisine. Bir hastalıktan dolayı da değil. Tomografisi, şunu bunu hepsi normal çıkıyor. Ama 20 yıldır uyanamamış bir türlü yani gibi. Cenab-ı Allah diledi mi hiç hayatta karşılaşılmadık şeyler yaratır ibret alabilmek için. Ama ibret alana tabii, ibret almayan gökten kitaplar inse, gökten melekleri inse diyecekler ki sihir yapıyor. İçinki peygambere öyle dediler. Ebu Cehil geldi dedi ki Muhammed elimdekiler senin peygamber olduğunu söyleseler iman ederim dedi. Elindekinin ne olduğunu söyleyeyim mi sana dedi peygamber. Söyle dedi bakalım. Kapalı çünkü avucu kapalı. Hazreti Peygamber dedi ki taş onlar dedi. Taş. Bildin dedi. Aç bakayım elini. Elini açtı. Ve taşlar başladılar oynamaya. Kitaplarda var bu hadise. Muhammed Resulullah, Muhammed Resulullah. Ses çıktı. Muhammed Allah'ın Resuludur. Ebu Cehil hızla taşları attı. Sen ne müthiş bir sihirbazsın dedi. Sen ne müthiş bir sihirbazsın dedi. Sihirle tarif etmeye gayret etti. İnse görmeyecek, inanmayacak. Kulağı duysa kabul etmeyecek. Gözü görse yalan diyecek. Evet, bizi öldürdükten sonra tekrar dirilten Allah'a hamdolsun. Sonunda dönüş yine O'nadır, Allah'adır tabii ki. Uyumadan önce abdesti olmak. Uykuya girmeden önce abdesti olunuz. Bir hadis bu. Yatağına varacağın zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ tarafına yat. Demek ki yatağına varacağın zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ tarafına yani kıbleye gelecek şekilde göğsün yatarsın diyor. Hazreti Peygamber Buhari'nin bu rivayetinde. Evet, devam edelim arkadaşlar. Yine Peygamberimizin uygulamış olduğu hususlardan biridir bu da. İhlas, Kul Huvallahu Ahad, Felak Suresi ve Nas Suresini
okumamız gerekiyor. Okumamız da sünnetin, peygamber sünnetinin bir benzerini yapmaktır inşallah. Resulullah aleyhissalatü vesselam her gece yatağına girdiği zaman, yatağına yöneldiği zaman avuçlarını birleştirirdi bu şekilde. Ve İhlas, Felak ve Nas surelerini okur, üfürürdü. Sonra eliyle vücudunun ulaşabildiği her yerine, önüne, arkasına, sırtına, yanlarına elini sürerdi. Buna rukiye diyoruz. Rukiye, dua etmek. Rukiye var mıdır? Vardır. Meşhur dualar vardır. Hocam, uğur ve uğursuzluk var mıdır? Uğursuzluk yok, uğur vardır. Nasıl uğur vardır? Tefaül, uğurlu saymak. Yani hayırlı sonuç beklemek. Yoksa uğursuzluğun zıttı o anlamında değil. Uğursuzluk yoktur. Peygamberimiz Hudeybiye anlaşması öncesinde gelen kişinin adına baktı ve ne dedi? Efendim, bu adamın adı güzel, bunun gelmesi iyiye işaret dedi. Buna tefaül diyoruz. Uğurlu saymak, yani hayır beklemek oradan. Yoksa uğursuzluk veya uğur çarpışması söz konusu değildir. Kedinin geçmesi uğursuz değildir. Merdiven altından geçmek uğursuzluk değildir. Güneşin işte kaybolması uğursuzluk değildir. Baykuşun ötüşünde uğursuzluk yoktur. Efendim gibi gözde uğursuzluk yoktur ama gözün etkisi vardır. Gözün etkisi ayrı şey, kişinin gözünün olması uğursuzluk sebebidir ayrı şey. Evet, meshetmeye Peygamberimiz 3 sureyi okudu ya, İhlas, Felak, Nas. Meshetmeye başından, yani mesneydi, eline üfürdü 3 defa. Üfürdükten sonra vücudunu sıvazladı diyoruz. Yüzünden, ön tarafından başlar ve bütün vücudunu elinden geldiği kadar aşağıya doğru da Peygamberimiz sıvazlardı. Bunu 3 kez efendim ifade ederdi. Buhari rivayet ediyor, Kütüb-i Sitte'den Buhari. Fadailül Kur'an, Kur'an'ın faziletleri. Buhari'nin bir özelliği var. Buhari aynı zamanda iyi bir fakih, iyi bir hadisçi, iyi bir hukukçu. Bab başlıklarında, bölüm başlıklarında kendi görüşünü de ifade etmiş oluyor. Başlık açarken, mesela Fadailül Kur'an, Kur'an'ın faziletleri bölümü derken, İmam Buhari orada tercihini de yapıyor. Bütün kitabında bu vardır yani. Böyle bölüm başlıklarında hadisleri aktarırken, kendi içtihadının da hangi yönde olduğunu bize göstermiş oluyor. Buhari'nin böyle bir özelliği var. Türk milletinin öğüncüdür İmam Buhari. Türk kökenli yani. Türkiye Cumhuriyetler'de, işte Kazakistan, Özbekistan, oralarda hakikaten çok büyük alimler yetişmiş. Hem tasavvuf anlamında hem hadis anlamında çok büyük zatlar yetişmiş. Allah onların bereketinden bizi mahrum etmesin inşallah. Uyku arasında uyandı. Uyudun, kalktın saat 3'e doğru. Uykun kaçtı, özür dilerim, lavaboya geçmen gerekti veya susuzluk ihtiyacın oldu, ağzın kurumuş, biraz su içeceksin. Ne yap? Hemen lavaboya koş, geri yatağa yapma onu. Onu yapma. Bazen yaparsın çünkü nefsine hakim olamayabilirsin. Şöyle yap bence. Bence değil, Peygamberimizin dediği şekilde yap da bence bu görüşe göre hareket et yani. Kim uykudan uyanır da hemen zikre sarılırsa, estağfurullah, 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 en güzel zikir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir derse, lehul mülkü ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir derse, tercüme edelim mi? Edelim. La ilahe illallah, Allah'tan başka yaratıcı yok. Vahde, tek başınadır. La şerike le, onun ortağı yoktur. Lehül mülk, mülk onundur. Ve lehül hamd, hamde ona yapılır. Başkasına değil. Ve ve ala kulli şeyin kadir. O her şeye yeter. Gücü yeter. Derse, evet devam edelim. Bunu derse, elhamdülillah ve subhanallah ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah derse yine, efendim o geceyi ibadetle geçirmiş gibidir.
ve sonra şunu derse, Allah'ım beni bağışla. Veya başka bir dua etti. Yani bunları bilmedi. Ben daha kısasını söyleyeyim. Allahu Ekber dedim. Mutlaka bu duasına karşılık verilir. Gece yarısında. Herkes uykuda, yatağında. Oturdun, dua ettin. Bir de hani nurun ala nur diyoruz ya, nur üzerine nur, ne güzel oldu. Bir de abdest alıp namaz kılarsa teheccüd, namazı kabul edilir. Değil mi? Sağından soluna döndü, bir defa la ilahe illallah dedi. Kurtuluş sebebi olabilir ahirette. Bir defa kelime-i tevhidi getirmesi. Onun için bunların hiçbirini ihmal etmeyelim inşallah. Evet, bir veteremiz var, beraber izleyelim. Merhaba Nihat Hocam. Yanımda Emine teyze var. Bugün de kendisi bize dertlerini anlatacak. Emine teyze, karşımızda Sayın Nihat Hatipoğlu var. Ona ne anlatmak istersin? Ben 7 yaşında amcam beni sokağa atmış. Kız çocuğu oldu diye. Oğlan istiyormuş. Sokakta kalmışım, komşular almış. Ondan sonra veterinler geliyor Diyarbakır'dan. Diye bir kız çocuğu istiyoruz. Veriyorlar beni oraya. Sen tanımadığın bir ailenin yanında büyüdün. Evet, orada büyüdüm. Orada yedim, içtim. Her şey bana aitti. Ondan sonra öldüler. Tabii sokakta kalacak değilim. En büyük kızı getirdi beni buraya. Ailen sana bakmadı mı? Ailem yok ki. Annem, ben anne yüzü görmemişim. Baba yüzü görmedim. Abim rahmetlik, o da öldü. Amcama da intihar ettim. Dedim babamın mallarını satmış, yemişsin. Verme dedim, vermedi. Yaktım ben dedi. Yanmaz o kağıtlar dedim. Allah'ından bul dedim. 2 gün sonra o da gitti. Hiç evlenmedin mi? Hayır. Kısmet çıktı ama ikisi de kötü çıktı. Çocukların olsun ister miydin? Yeğenlerim var. Burada olduğumu bilmesinler bile diyorum. Abimin oğulları 2 tane. O da kötü çıktı. Haberleri yok. Amcan seni başkalarının yanına vermiş, seni sokağa atmış. Ona hakkını helal ediyor musun? Etmiyorum. Hocam, amcama kırgınlığım var. Bunun vebali var mı? Evet. Allah hayırlı ömürler versin ablamıza. Allah sağlık versin. Tabii bir ömrün etkisi var yüzünde. Çileli bir ömrün, çileli bir hayatın izleri var ablamızın temiz yüzünde. Kişiler sorumluluklarını yerine getirmezlerse mesul olurlar, sorumlu olurlar. Anne, baba ölmüş. Kaybolmuşlar, ölmüşler yani. Şimdi iş kime düşüyor? Tabii önce amcaya düşüyor. Sonra dayılara düşer vesaire. Amcaların küçük bir evladı, baba anne yetimi, öksüzü olan bir insanı sokağa atmaları hakikaten ne bizim karakterimize, ne ahlakımıza, ne insanlığımıza sığmıyor. Ama insanımıza sığmayan o kadar çok şey var ki. Bir gün haberleri izleyin. Almanız gereken bütün dersleri oradan alma imkanınız olur. Yani söylemek istemiyorum. Gündüzün bu saatinde televizyonun başında çocuklar da olduğu için ne cinayetler, ne feci vicdansızlıklar işleniyor. Hayal bile edemiyoruz böyle şeyleri. Ne oluyoruz diye. Bütün dünya şaşkınlaştı da biz biraz daha fazla şaşkınlaştık herhalde. Artık her şeyi normal görmeye başladık. Bu da feci, felaket. Her şeyin normal görmeye başlaması bile bir felaket. Allah bizi daha büyük feci şeylerle muhatap etmesin inşallah. Amcalarınız sizi sokağa atmakla sorumlu olmuşlardır. Günaha girmişlerdir. Sorumludurlar Allah katında. Çektiğiniz çilenin bedelini onlar öderler tabii ki. Evet, soruları varsa alalım.
sanıyorum tek bir sorusu vardı. Ellerinden öperiz ablamızın. Allah bereketli bir ömür versin. Yeğenleri var ama yeğenlerim beni görmesinler dedi, değil mi? Yani bence görsünler. Görsünler de gidip ellerinden öpüp biraz helallik alsınlar diye düşünüyorum. Bir veteremiz daha var, bakalım. Kur'an-ı Kerim ışıkları her köşeye yayılıp saçılan bir güneştir. Bakalım halkımız Kur'an-ı Kerim'le ilgili bize neler söyleyecek? Müslüman alemine ışık tutan bir kitabımız o. Bizim en büyük gücümüz Kur'an. Kur'an'a aşığım. Kur'an-ı Kerim insan kılavuzudur. Allah'ın bize uyarmak için gönderdiği kitap. Her zaman okuyunca içimize bir ferahlık geliyor. İçimizi rahatlatıyor. Kur'an-ı Kerim bizim inancımız, kitabımız. Buna çok hakaret ediliyor, çok üzülüyoruz, çok kırılıyoruz. Rabbim inşallah onu tüm Müslümanlara okumayı nasip etsin. Kur'ansız dünya olmaz. Kur'an'a inanmışız ama inanmayanlar da çok vardır. Allah onları da ıslah etsin. Allah imandan Kur'an'dan ayırmasın. Dünyada ve ahirette bize şefaatçi olacak Kur'an inşallah. Çok şükür öyle bir kitabımız var. Allah'ıma şükürler olsun. Elhamdülillah ya Rabbi. Evet, Kur'an-ı Kerim hakkında vatandaşımızın duygularını bize tercüman oldular tabii ki. Ya peki Kur'an-ı Kerim'e inanmayanlara Allah ıslah etsin, inanmayı nasip etsin. Ya hakaret edenlere gelince, onların toz, rüzgar çıkınca çer çöp toplanır ya yolda. Ondan hiçbir farkları yok. Allah'la savaşılmaz. Allah'la savaşılmaz. Allah'la savaşılmaz. Savaşını zannedenlerin hepsi çürüyüp gittiler. Onun için böyle düşünenler varsa akıllarını başına alsınlar. Hiçbir kitaba saygısızlık yapmasınlar. Son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Akıllarına koysunlar. Biz uyarıyoruz dünya hayatındayken. Ahirette bizim gibi uyarmayacaklar. Hocam, bunu yani korkutmak gerekir mi bazen? Allah cehennemden bahsediyor. Biz ne yapacağız? Cehennem yok mu diyeceğiz? Elbette var. Ve elbette ki dolacak yani. Keşke insanlar hepsi hidayette olsalardı. Peki, peki bir mucize, kainatın her tarafında mucizeler var. Kediler de, çok sevdiğimiz kediler de, bugün bakalım özelliklerini neyi sayacak bir yaratılış mucizesi olarak kedileri. Yaratılış mucizeleri. Kedi. Yüce Allah, insanların kendi büyüklüğünü kavrayabilmeleri için evrendeki düzeni sayısız detaylarla birlikte yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de dikkat çekilen kedilerin yaptıklarına şaşırmamak elde değildir. Kedilerin vücutlarında 290 kemik ve 517 kas vardır. Günlerinin 16 saatini uyuyarak geçirirler. Bir kediyi okşamanın kan basıncını düşürdüğü bilimsel olarak ispatlanmıştır. İnsanlardaki parmak izi nasıl benzersizse, kedilerin de burunları öyledir. Dünyadaki her kedinin burun yüzeyi birbirinden farklıdır. Kediler deniz suyunu içebilirler. Kediler sudan korkarlar ama bir tanesi hariç. Dünyada sadece Van Denizi Havzası'nda yaşayan Van kedisi türü aynı zamanda iyi bir yüzücüdür. Dinimizde yeri ayrı olan öyle bir kedi vardır ki, kedilerin belki de en şanslı olanıdır. Peygamber Efendimizin kedisi Müezza. O öyle bir peygamberdir ki, yüzlerce yıl öncesinden merhameti ve hayvan sevgisiyle günümüze ışık tutmuştur. Peygamber Efendimiz, Uhud seferinde ordunun önünde yavrularını emziren bir kedi görünce, ezilmemesi için başına nöbetçi koymuş, sefer dönüşü de o kediyi sahiplenerek Müezza ismini koymuştur.
Hatta üst damağında lekesi olan kedilerin müezzanın soyundan geldiği de düşünülmektedir. Peygamber Efendimizin sahabesinden Abdurrahman bin Sahra, kedileri sevmesinden ötürü Ebu Hureyre dedi ve kedi sevmek imandandır hadisine niçin diye sorulduğunda Ebu Hureyre bilir dediği söylenmektedir. Kediler bazı hurafelerin de sebebi olmuştur. Siyah renkli kedilerin uğursuz olduğuna hala çoğu insan tarafından inanılmaktadır. Akılları durdurucu duyguları kedilere ilham eden Allahu Teala'nın hikmetlerini anlamak ve anlatmak mümkün müdür? Evet, sonunda bizim kedi de belgesele girdi. İyi, çok iyi. Hadi bakalım. Geçen arkadaşlar diyorlar, hocam internette Nihat Hoca'nın kedisi var diye. Ben de merak ettim. Bizim kediye mi baktım? Diğer kedi başına takke koymuşlar kedinin. Biraz seccadede oturtmuşlar. Boynuna da bir tesbih takmışlar. Nihat Hoca'nın kedisiyle böyle olur demişler herhalde. Keşke o kedi gibi olabilsek. Dünyada bizim sıkıntımız kalmaz. Onlara layık mıyız acaba? Bu küçük hayvanlara bile ben layık olup olmadığım konusunda tereddütlüyüm, açık söyleyeyim. Masum, kendi halinde, mülayim. Bu hayvanları günahları yok, sorumluluk şeyleri yok, dilleri yok, dertini anlatamıyor. Bir pençeleri var sadece. Bir pençeleri, başka yok. Hele hele son zamanlarda patilerini kesiyorlar kedilerin sokakta, kuyruklarını kesiyorlar. Bu canavarlar elbette ki sihir ve büyü niyetiyle bunu yapıyorlar. Büyük tahminime göre o büyü ve sihirlerinden onlara hayır değil, şer gelir. Onun için bu hayvanlara tebelleş olmaktan vazgeçsinler. Bu masum hayvanları bıraksınlar, insanların evlerine girip çıksınlar, insanlara güvensinler bari. Ve imtihanı da bu şekilde kazanın en azından diyorum hayvanlara dikkat çekerken. Ama kediler, köpekler konusunda da öyle, masum hayvanlar. Onlara da yardımcı olalım elimizden geldiği kadarınca. Belediyelerin yakın takibi alması gerekiyor. Özellikle çete halinde gecenin belli saatlerinde dolaşan köpekler bazen saldırgan olabiliyorlar. Bunlara karşı da tedbirli olmak gerekir. İnsan hayatı sokakta bulunmadı yani. İnsan hayatı çok önemli. Hayvanlar da çok çok önemli. Onları da koruyacağız elbette ki ama ve tedbirlerimizi alacağız ona karşı. Özellikle barınakların, önemli barınakların yapılması, hayvanların orada doyurulması gerekir ki sokağa her yere girmesinler ve bir sürü çocuk, birkaç çocuk vefat etti. Onların saldırıları karşısında zor kurtarılanlar oldu. Geçen yine bir pitbull'un ağızlı olmadığı halde sokakta dolaştığını hayretle gördük. Suç o hayvanda değil, o hayvanın sahibinde. Yani hayvan nasıl yetiştirirsen öyle yetiştir. Ama bazı türlerin yasaklanmasında fayda mı var? Onu elbette ki ilgililer karar verecek. Bizim vereceğimiz bir karar değil tabii bu. Ama hem hayvanlar, insanları koruyalım elbette ki, hem de hayvanlara gerekli ilgiyi gösterelim inşallah diyoruz. Bir telefonumuz var, alalım hemen. Alo. Merhabalar. Merhaba hanımefendi. Buyurun, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hocam benim bir sorum olacaktı. Buyurun, buyurunuz. Ben 4 ay önce bebeğimi kaybettim. Ben kaybetmeden 10 gün önce saçlarını kestirmiştim. Bir daha söyler misiniz? Kimi kaybettiniz? Ben kızımı kaybettim 4 ay önce hocam. Kaç yaşındaydı hanımefendi? 3 yaşındaydı. 3 yaşında. Mekanı cennettir zaten inşallah. Evet. İnşallah hocam. Rahatsızdı, ameliyattan çıkamadı. Evet. Benim bir sorum olacak size. Ben onun 10 gün önce doktora gitmeden saçlarını kestirmiştim. Evet efendim. Ben saçının bir kısmını sakladım onun, hani elimde kalmıştı. Ben zarfın içine koydum. Hani bunun bir vebali var mı? Bir de hiç rüyamda göremiyorum ya, ona bir günah var mı hocam? Ne yapabilirim diye size sorayım dedim. Yani elbette ki saçının bir kısmını yanınızda saklayabilirsiniz. Bu yani sizin için bir teselli olacaksa, evet, bir hatıra olarak kalacaksa mümkündür. Daha fazlası varsa onu tabii ki mezara gömmekte fayda var. Yani bir tutam kadar saçı var elimde.
hani mezarına götürüp gömeyim mi hocam diye. Hiç hani ona azabı olur mu, günah olur mu diye sakladım. Yani ona, onunla ilgisi yok. Ona bir azap olmaz. Onun sorumluluğu yok. 3 yaşındaki çocuğun ne sorumluluğu olacak? Sorumluluk bizlere ait olur. Ona karşı ait olmaz. Onun için hani bazen çocuklar vefat ettiğinde hocalarımız büyük küçük vefat ettiğinde hakkınızı helal edin. Çok güzel bir söz o tabii. Helallik almak lazım ama küçük çocukların, henüz çok küçük olan çocukların günahı yok ki hakkımızı helal edelim. Belki ben, ya Rabbi, ben çok helal ettim hakkımı. İnşallah kabul olmuştur. Etmiş olmuştur tabii ki. Aslında şunu söylemek lazım. Allah'ım bu çocuğu, çocuğun da hakkını helal etmesini, üzerimizdeki hakkını helal etmesini temenni ederiz diye de söylemek lazım. Çünkü bizim çocuklara karşı eksiğimiz, hatamız, kusurumuz olabilir. Çocuk 3 yaşında ne günahı var? Masum, melek gibi çocuklar onlar. Mekanı cennettir zaten. İnşallah siz de ahirette onunla beraber olursunuz hanımefendi. Allah hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hürmetler sunuyorum efendim. Allah selamet versin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi sizden yayınlar. Sizden de efendim. Sağ olun. Evet, bir BTR'miz var. Beraber izleyelim. Nihat Bey, selamlar. Ben Azerbaycan'dan geldim. Bugün Misir Çarşı karşısında öğrendim ki size selam göndereme imkanım var ve bu şansdan yararlanmak istedim. Bilesiniz ki Azerbaycan'da sizin verilişinizi izleyenler ve sizi sevenler çoktu. Ben de o millerin, milyonların biriyim ve bugün de böyle bir imkandan yararlanıp size Azerbaycan'dan çoklu salamı getiririm, salamlar getirmişim. Allah sizi, size can sağlığı versin. Hemişe hoş, elimli söhbətlerinizin biz mühtazıyıq. Size işlerinizde büyük uğurlar arzuluyorum. Ve inşallah isterdim ki, arzu ederdim ki Azerbaycan'a da gelesiniz ve Azerbaycan'ın o güzel füsunkar yerlerini göresiniz. Teşekkür ediyoruz. Yani Azerileri biz de çok çok seviyoruz. Azeri kardeşlerimiz bizimle aynı dili konuşuyorlar, gönülden konuşuyorlar. İnşallah gideriz. Irak'tan, Azerbaycan'dan çok çok arıyorlar. İlla ki gelin buralara doğru. Diğer Türkmenistan gibi, diğer Türkiye Cumhuriyetlerden de çok arzu var. Avrupa'dan yıllardır, Avrupa'da da 3 yıldır çıkmadım hemen. Avrupa'dan da hakeza birçok yerden talep var. İnşallah sağlığımız yerinde olursa elbette ki uğrarız, o kardeşlerimize kucaklaşırız inşallah. Efendim, programımızın sonuna doğru geldik. Bugün beraber sunduk. Ona henüz bir isim bulamadık ama önümüzdeki hafta isim buluruz ona inşallah. Sevgili kedimize. Perşembe akşamları saat 24'te beraberiz yine inşallah. Perşembe akşamları. Cuma sabahı 8.30'da buradayız. Pazar günleri efendim bu programda olduğu gibi sabah 10'da buradayız. Sizi seviyoruz. Sizlerden de işlememiz gereken, eksik bıraktığımız konular varsa işlememizi, istemenizi rica ediyorum. Yazın bize, biz de değerlendirelim. Instagram hesabımdan yazabilirsiniz. En son paylaşımın altına atarsanız ben haberdar olurum. Efendim, gününüz güzel olsun. Allah bela, kaza, musibet, afetten hepimizi korusun ve sevdiklerimizi. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.